Anneanneye bak. Evvelden beri 110 yaşına. Belki de bir şey fazlayım. Çok yaşlıyım. Tıp kaçta bir getirmişim. Çocuğum şimdi bir oğlum bir kızım var. Ölenler ölmüşler. Büyük çocuklarım ölmüşler. 4-5 tane oğlum vardı. Hep ölmüşler. Şimdi bir oğlum var. Bir iki de torunlarım var. Şimdi iyiyim, fena değilim ama ayaklarım gitmez bu başka, böyle iyiyim durduğuma. Yok önemi var ama idare ederim, Allah'a çok şükür. Öyle fazla yok. İdare edecek kadar ağrım var ama çok şükür verene. Allah daha beter etmesin, çok şükür. Tez gelsin hastalığım, tez gelsin. Erken geçti, çok sürmedi hastalığı. Ben zaten anlamadım, dediler ki bu hastalığı çektin. Kendim zaten anlamadım. Şile'ye gittim, bundan gittim, kaldığımı bilmiyorum ama hastane için mi gittim, neye gittim haber, ondan bilmem. Yazlığı var da, onda daha 2 sene oldu, ev yaptı, yazlığı var. Gittim. Geçen yazda 1-2 kere de geçen yaz gittim. Bu yıl 1 kere gittim, bu sene 1 kere gittim. Hastaydım, gidemedim. Bilmem ki bir hafta kaldım, o kadar çok kalmadım. Bir hafta kaldım. Ondan fazla kalmadım. Hastaydım, duramadım oralara, buraya geldim. Bir Rize'ye gittim bu yazın. 5-10 gün durdum, geri geldim yine buraya. Şimdi oralar çünkü bir söyleyemem, unuturum. Ama bu sene unuttum ha. Bu seneye kadar hiç bir şey unutmamışım. Hepsi net bilirim ama şimdi bu sene artık kafa gitti. Bu sene kafa gitti. Devletten de Allah, milletten de Allah razı olsun. Baktiler olur, baktiler. Allah'ımız. Kaldım, Allah razı olsun. Kaldım. Allah dilediklerini versin. Bizimle uğraşıyla da. Onlar da bizim için uğraşırlar hastanede. Allah uzun ömür versin. Yeni açtık. 105 yaşındaki Huriye teyzemiz acil servise koronavirüs testindeki pozitiflik, halsizlik, yorgunluk ve iştah kaybıyla başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde hastamızın böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk tespit etmemiz üzerine ivedilikle servise yatırdık. Hastamızı servis yaklaşık bir hafta gibi bir süre tuttu. Özellikle ilk 2 günü hastamıza agresif bir tedavi verdik. Takip eden günlerde günlük kan sonuçları ve fizik muayene sonuçlarına göre tedavimizi gün ve gün revize ettik. Yaklaşık 5 gün gibi bir süre sonra hastamızı taburcu ettik. Koronavirüs özellikle bildiğiniz gibi ileri yaşlarda ve ek hastalıkları olan hasta gruplarında ölümcül olarak seyretmekte. Hastamız 105 yaşında olması ve ek hastalıkları olmasına rağmen hastalığı gayet iyi atlattı. Tabii ki bunda en önemli katkı hastamızın ve özellikle kendini riske alarak hastanın yanına refakat eden bayan refakatçimizin önerilerimize harfiyen uyması hastanın tedavi sürecinde bize çok yardımcı oldu. Bu konuda da özellikle kendisine ve risk alarak yanında kalan refakatçisine teşekkür ediyoruz. Teyzemiz tedavimize çok iyi yanıt verdi. Ailesinde birçok kişi pozitif olmasına rağmen ailesinde herhangi bir kayıp gerçekleşmedi. Tabii koronavirüsün tedavisi ve takibinde hastaların genetik altyapısı da çok önemli. Ve aslında bir sağlık yatırımının sonucu gençliğinde ya da orta yaşta sağlığına dikkat etmesi, sigara kullanması, beslenmesi gibi birçok faktör. Demek ki teyzemiz zamanında sağlığına çok iyi yatırım yapmış ve bugün meyvesini koronavirüsü atlatarak topladı. Bildiğimiz gibi özellikle her gün sağlık çalışanları hakkında
vefat bilgileri kulağımıza geliyor ve bizi çok üzüyor. Ben özellikle pandemi döneminde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına Yüce Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.